Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel hayri ve lâ esîrâ. Ve'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin finnâr. Ve bi senedil muttasıl ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal hamilul Kur'an hamilul râyetil İslam men ekremehu fakat ekrem Allah ve men ehanehu fe aleyhi lanetullah azze ve cel sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaalar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ihtilal darbaka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüheda, münat tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hamilül Kur'an, Kur'an hamili, yani Kur'an'ı ezberlemiş olan, unutmamış olan, hafızasında Kur'an'ın tamamı mahfuz olan, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in okunmasını kendisine şiar edilmiş, gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyan kimse, evet, hamilül İslam, İslam'ı hamilül râyetül İslam, İslam'ın bayrağını, sancağını taşıyan insandır. Onun bayrağını taşıyan insandır. Evet, İslam'ın ana hükümleri, ana esasları belirlenen Kur'an-ı Azimşan'dır. İslam'ı ne olduğunu bize bildiren, Müslüman'ın nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatan, açıklayan, İnsanların iki cihan saadeti, dünya ve ahirette mesut olmaları yollarını gösteren genel prensipleri açıklayan Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Müslüman nasıl olur? Bunu beyan eden Allah kelamıdır. İşte bu Allah kelamını hıfzeden, devamlı okuyan, onu unutmayan, terk etmeyen, İslam'ın bayrağını, sancağını taşıyan adam demektir. Evet, nasıl düşmanla iki grup asker birbirine savaştığı zaman her birinin bir sancağı olursa, işte bu harpte sancak taşıyıp da işte bu kimseler şu ordudan, bu kimseler şu ordudan tanımamıza sebep olan sancak neyse, bayrak neyse, Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden, unutmayan, devamlı onu okuyan kimse de aynen böyledir. Aynen böyledir. Öyleyse onu asla hafife almamalıdır. Onu asla küçümsememelidir. Böyle insanları asla küçümsememelidir. Evet. Kur'an'ın hakkı için onlara saygı duymalıdır.
İslam'ın imanın sancağını yükseltmek için onlara değer vermelidir. Kemen akramahu, evet, ve men akramahu, kim onlara ikram ederse, evet, men akramahu fakat akramallah. Kim Kur'an'ı hıfzeden, ezberleyen ve onu unutmayan, Kur'an hükümlerine göre yaşayan, devamlı onu Kur'an-ı Kerim okuyan kimseye ikram ederse, değer verirse, fakat akramallaha, Allah'a ikram etmiş olur. Onun kalbindeki, gönlündeki saklı Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın kelamıdır. Ona saygı duyan Allah'a ikram etmiş olur. Ve men ehanehu, kim ona ihanet ederse, onu değersiz kılarsa, fa aleyhi lanetullahi azze ve cel, aziz ve celil Allah'ın laneti tepesine yazsın. Efendimizin sözü bu. Yani Allah rahmetinden onu uzaklaştırsın. Efendimiz kolay kolay beddua etmez. Evet, çok nadir hallerde beddua eder. Bedduacı da olmayın diyor bize. Beddua etmeyin ama Kur'an-ı Kerim İslam'ın özü, İslam'ın esaslarını içeriyor. İslam'ı ortaya koyan, belirten, herkese tanıtan bir Allah kelamı. Bunu hıfzeden, bunu devamlı okuyan, bunun ahkamını yaşayan insanlar da İslam'ın sancağını taşıyan insanlardır. Ona ihanet eden Allah, ona lanet ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hem okuyacak hem de onunla amel edecek. Davranışlarıyla o Kur'an'ı yaşayacak. Böyle kimseleri ihanet, küçümseyen Allah'ın peygamberinin bu lanet bedduasına muhatap olur. Bunlara saygı gösteren, ikram eden de Allah'a ikram etmiş olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onlar İslam'ın önderleridir. Onlara saygı göstermek gerekir. Dinin farzlarını insanlara öğretirler ve dinimizin usullerini insanlara öğretmede davranışlarıyla, ahlaklarıyla, Kur'an'ın kalplerinde olan Kur'an'ın nuruyla etrafına İslam'ın güzelliklerini saçan, dağıtan kimselerdir. Onun için onlara saygı duymak gerekir. Onları küçümsememek gerekir diyor güzel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan Allah kelamıdır. Onu devamlı okumakta büyük yararlar vardır. Bir hadis-i şerifte de Hamilül Kur'an, evet, Kur'an'ı hıfzeden, devamlı onu okuyan kimse için lehu inde hatmil Kur'an davetün müstecabetün ve şeceratün fil cennet. Her Kur'an'ı hatmettiğinde, bu Kur'an'ı, Allah'ın kelamını okuduğu, bitirdiği için bir kabul olunmuş dua hakkı vardır. Onun için elhamdülillah Türkiye'mizde hatim duası meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'i hatmedince bir hatim duası yapılır. Kur'an'ı hatmeden kimsenin Kur'an hatmettiği sırada bir kabul olunacak, kabul olunmuş dua hakkı vardır diyor Peygamberimiz. Ve şeceratun fil cennet, cennette de bu sebeple ona bir ağaç dikilir. Yani o cennete gider. Onun için Kur'an-ı Kerim'i devamlı okumak gerekir. Onun hükümlerini bellemek gerekir. Ondan ayrılmamak gerekir. Gece gündüz onunla hemhal olmak gerekir. Asla ondan uzaklaşmamak gerekir. Her hatim indirişinde de kabul olunmuş bir duası vardır bu hatmedenlerin, Kur'an okuyanların. Bu duayı da hem kendisi için hem ümmeti Muhammed için etmeli ve bu hususları asla unutmamalı diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Kur'an'a saygı,
Allah'ı sevindirir. Allah'a saygı oluyor. Ona ikram, onu hıpsedene ikram, Allah'a ikram oluyor. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'ni kuran zat Şeyh Edebali ziyareti gittiğinde gece bakmış ki rafta Kur'an-ı Kerim var. Sabaha kadar Kur'an'ın olduğu odada uzanıp yatılmaz. Bu edebe aykırıdır diye sabaha kadar uzanmamış, yatmamış, ayakta beklemiş. Bu saygıdan dolayı da dünyanın en uzun ömürlü devleti Osmanlı İmparatorluğu'dur. Yani Kur'an'a saygı insanı böyle dünyada da aziz eder, ahirette de aziz eder. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Hafızı Kur'an, hamili Kur'an olan, Kur'an'la içli dışlı olan, onu unutmayan, terk etmeyen kimse ya Allah Zülcelal Hazretleri oku diyecek. Başlayacak elhamdülillah. Oku, devam et. Her ayeti okudukça ona rütbe verilecek. Minel cinneti ve nas. Son ayet okuduğu zaman cennetin en üst mertebesine çıkacak diyor. En üst mertebesine çıkacak diyor. Onun için Kur'an'ı öğreniniz. Öğrendikten sonra da onu gece gündüz okuyunuz. Evinize bereket yağar. Evinizde bolluk, genişlik olur. Evinize nur yağar. Aziz atalarımız bunları kendilerine prensip edinmiş. Elhamdülillah her yatsı namazından sonra ülkemizde Emenler Resulü okunur. Bakara suresinin sonu. Bakara suresinin sonu olan Emen Resulü okuyup yatan o gece ölürse mağfur olur. Günahları affedilmiş olur. Bakara suresinin tamamını okuyanın evine sabaha kadar nur yağar. Bir sahabi böylece Bakara suresini okumuş. Sahabiler o evine nur yağdığını görmüşler. Efendimiz'e söylemişler ki şu arkadaşımızın evine sabaha kadar nur yağdı ya Resulallah, gördük. Çağırmış onu. Ne yaptın sen demiş. Bakara suresini okudum ya Resulallah. Evet, bu bilimsel kaynaklarda kaydedilmiştir. Bakara suresi Elif Lam Mim'den başlayıp Emenel Resulü son ayetleridir. Bitiren orada biliyorsunuz Ayetül Kürsi de var. Ayetül Kürsi'yi biz de namazların arkasından tesbih duasını yaparken önce işte peygamberimize salavat getiriyoruz. Çünkü dua yapacağız. Önünde arkasında salavat getirilmeyen dua kanatsız kuşa benzer diyor peygamberimiz. Duanın önünde arkasına salavat getirilirse kanatlı kuş gibi hedefine uçar. Ondan dolayı önce salavat, sonra Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim. Allah'ın en sevdiği kelimelerden birisidir. Bunu söyleyen ihlasla, kalpten, içinden söyleyen için cennette bir ağaç dikilir diyor Efendimiz. Bunu da elhamdülillah adet haline getirmiş atalarımız. Şimdi bu aziz millet de bunu devam ediyor. Arkasından da Ayetül Kürsi okuyor. Çünkü Ayetül Kürsi okuyan içten samimi duygularla inanarak Allah'tan ecrini bekleyerek okuyanın evi o gece yanmaz. Evi o gece yıkılmaz. Evet, şeytan o evden hatta güzel okursa o mahalleden, hatta güzel okursa o memleketten şeytan kovulur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah aziz milletimiz de bu adeti yerine getiriyor. İşte 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Her namazın arkasından deniz köpüğü kadar olsa günahları silinir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari Müslim hadisleridir bunlar. Ondan sonra da işte akşam namazını Hüvallahüllezi okuyoruz. Sabah namazından sonra Hüvallahüllezi okuyoruz. Yatsı namazından sonra Emenur Resulü okuyoruz. Bu hadislere dayanır onlar. Güzel adetlerdir. Bunlara devam etmek gerekir. Allah Celle Celaluhu o memlekete rahmet yağdırır diyor. Bereket yağdırır diyor. Kötülükleri def eder diyor güzel peygamberimiz. Bunu da görüyoruz. Evet. Şimdi İslam alemine bir bakın. Bu dediğim şeyleri yapan yalnız Türkiye. Başka yerlerde tesbih çekilmiyor. Bunlar okulmuyor. Bunlara biz kötü demeyiz.
Ama treni kaçırıyorlar. İşte bakın hallerine. Ne kadar karışıklıklar, ne kadar şeyler. Ama bu aziz milletle dünya uğraşıyor. Ama Cenab-ı Hak elinden tutup kaldırıyor. 15 Temmuz bunun şeysidir, ispatıdır. Bütün dünya bizimle uğraşıyordu. Allah tut derimizden kaldırdı. Niye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü bu aziz millet peygamberin sünnetlerine gönülden bağlıdır ve yaparlar. Peygamberi seveni de Allah aziz eder. Sahabeyi aziz ettiği gibi şimdi hadisler okuyacağız. Bu milletin en büyüğü, peygamberlerden sonra en üstün insanı Ebu Bekir'dir. Bu üstünlüğü peygambere olan saygısındaki üstünlüktendir. Diğer sahabiler de buna göre derece almışlardır. Evet, işte Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberleyen, unutmayan, gece gündüz prensip edinmiş, yatmadan mı, ikinden sonra mı, kuşluk mu, ne zaman okuyacaksa mutlaka adet edilmiş Kur'an okuyor. Tabii manasını da tefsirlerden bakıyor. Bu Kur'an'a saygılı yaşıyor. Evet, böyle adam kimseye ikram edeceğiz, saygı duyacağız. Allah'a ikram etmiş oluruz. İhanet eden Allah'a inat etmiş olur. Küçümseyen Allah'a küçümsemiş olur diyor güzel peygamberimiz Ebu Umame el-Bahili Hazretlerinden hadis-i şerif nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Bu aziz milleti, bütün müminleri Allah Kur'an'dan ayırmasın. Kur'an sevgisini kalbimize, gönlümüze Allah nakşetsin inşallah. Evet, mutlaka Kur'an öğrenmek lazım. Mutlaka yaşınız kaç olursa olsun gidin bir hocaya Kur'an öğrenin mutlaka. Efendim bu yaştan sonra olur mu? Hayır, çok daha güzel olur. Çok daha güzel olur. Bir besmeleyi öğrenip besmele çeken bir çocuktan dolayı o memleketin, o çocuğun bulunduğu memleketin kabristanında kim varsa hepsinin affolunduğuna dair kayıtlar var. Bir besmele. Kur'an okursa, güzel Kur'an okursa düşünün neler olur. Neler olur. Evet. Hafızlara Allah böyle Kur'an okudukça rütbe verecek. Kur'an'ı hafız değil. Zor okuyor. 60'ında başlamış. E-ü deyip duruyor. Hafız bir sevap alırsa, misal veriyorum. Efendimiz diyor ki böyle zorlukla e-ü diye diye okuyan 10 sevap alır diyor. Zorluğa katlandığı için. Zorluğuna rağmen yılmayıp ayrılmayıp onu öğreneceğim diye kararlılığından dolayı diyor. Onun için yaş kaç olursa olsun Kur'an mutlaka öğrenmeli. Her gün belli bir saatte Kur'an okumalı. Ev nurlansın. Eve nur yansın, evden kötülükler gitsin diye. Evet. Hamilat, validat, murdiat. Evet. Hamile kadınlar. Efendimiz evlenin buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah evlenin buyuruyor. Fenkihu ma tabe lekum minen nisa. Kadınlardan helal olan, evlenmesi caiz olan ve de hoşunuza gidenlerle evlenin. Bu bekarlara hitaptır. Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Kaçan olursa şimdi olduğu gibi, ya ben başımı zor geçindiriyorum, bir de hanımın yükünü mü alacağım deyip evlilikten kaçan olursa, bu defa velilere, anasına babasına, anası babası ölmüşse amcasına dayısına, velilerine وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ. Ey veliler, amcalar, dayılar, sizden bekar olanları evlendirin. Bu Allah'ın emridir. Zina yapan bir kimsenin evlenmesi farzdır. Zina yapması şüpheliyse vaciptir. Çok sağlam, ahlakı güzel, zina yapmaz olsa bile evlenmek sünnet-i menkededir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tüm peygamber masumdur. Günah işleyemezler. Allah onları korumuş, seçmiştir. Ama Peygamberimiz Allah'ın verdiği bütün evlenme haklarını kullanmıştır. Ahlakı, dini, siyasi sebeplerle evlenmiştir. Yoksa azgınlığından değil. Ama Allah'ın izin verdiği bütün hakları kullanmıştır. Mesela Safiye anamız Hayber'in fethinde esir düşmüş, onunla evlenmiş.
Safiye Anamızı Müslüman olursan seni nikahlayacağım dememiş. Ehli kitapla evlerinde bildir. Evet, nikahlanmış ama Safiye Anamız çok akıllı. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizi nail eylesin. Hemen Müslüman olmuş. Efendimizin hanımı olma şerefine ermiş. Ve Yahudiler demiş ki siyasi evlenme bu. Yahudiler demişler ki evvelce bütün Arap kabilelerini kışkırtıyorlar Yahudiler. Demişler ki Ebul Kasım peygamberimizin künyesidir. Ebul Kasım damadımız oldu. Bundan sonra demiş ona savaş yapmayacağız. Böylece önlemiş o harp şeysini, tehlikesini. Bu siyasi evlenmedir. Başka zaman mesela ortada kalan birisine sahip çıkmak. Ümmü Habibe anamız Müslüman, ilk Müslümanlardandır. Ebu Süfyan'ın kızıdır. Müslüman olmuş babasına rağmen. Ebu Süfyan da sonra Müslüman oldu da ama ilkin peygamberimize kök söktürdü. Habeşistan'a icrete gidenler arasındadır. Habeşistan kralı Necasi'dir. Hakiki Hristiyan'dır. Peygamberimize de sonra inanmıştır. Gerçek müminlerdendir. Orada kocası ölmüş. Haber göndermiş ona, ulak göndermiş. Onu bana nikahla demiş. Sen benim vekilimsin. Yalnız kalmış gurbette. Sahip çıkmış kimse ona dokunmasın diye. Ahlaki bir nedenle. Evet, çok böyle çeşitli nedenleri vardır. Onun için çok sağlam olsa bile insanın, bekarların evlenmesi sünnet-i Mekke'dedir, vacip ayarındadır. Evet, şimdiden kasıt da tenâkehu, tenâselû, evet, tekesserû, evlenin, nikahlanın, çok çocuk yapın, çoğalın. Evlenmenin hedefi İslam zürriyetini artırmaktır, hedef budur. Sizin çokluğunuzla ben iftihar edeceğim başka peygamberlere. Cennetin evet 1/3'ü bizdendir buyurmuş peygamberimiz. Nasıl sevilmişler sahabiler? Neden? Çünkü mesela Nuh Aleyhisselam 1450 sene yaşamış. Adem Aleyhisselam 1000 yıl yaşamış. Diğer İsrail peygamberleri, en yakın peygamberimize, efendimize en yakın İsrail peygamberleri 300 yaş şeyleri 300 sene. Peygamberimiz ne diyor? Benim ümmetimin hasat mevsimi 60-70 civarıdır. Efendimiz 63 yaşında vefat etmiş. Ötekiler 1000 yaş, 1000 yıl, 300 yıl yaşıyor. Allah yolunda cihad etmişler, ibadet etmişler. Sen nihayet 60 sene, 70 sene genel şey bu. Üzülürlermiş ömrümüz kısa diye. Efendimiz onlara demiş ki cennetin 1/3 bizden. Bu da kısa ömürlü olmamasına rağmen, kıyamete yakın gelecek olmamıza rağmen cennetin 1/3 bizden deyince çok sevinmişler. Allahu Ekber demişler sevinçlerinden, içten duygularla. Allah'ın bu hoşuna gitmiş, Cebrail Aleyhisselam göndermiş. Yarısı sizden demiş. Efendimiz müjde geldi demiş, yarısı bizden olacak. Bu sefer daha çok Allahu Ekber diye zıplamışlar. Allah yine hoşuna gitmiş, Cebrail bir daha göndermiş. Kalan yarısını da bölüşeceksiniz demiş. Yani cennetin 1/4 bir ümmet-i Muhammed'tendir. Böyle bir bahtiyar bir kimseyiz. Allah bizi ümmet-i Muhammed olmaktan ayırmasın inşallah. Evet, bunlar evlenecekler. Nesil çoğalacak. Bu maksatla evlilikten kaçmak yok. Evet, Allah evlenmeyeni sevmez. Peygamber sevmez. Bu maksatla evleneni sever. Bu maksatla evleneni sever. Bu kadar geçim sıkıntısı içinde dersen imanından oynarsın. Çünkü Razzak-ı Alem Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Böyle dersen sen misin rızkı verecek? Sen sebeplere yapış, rızkı verecek olan Allah'tır. Yani bu maksatta da geçindiremem falan kaygısıyla evlenmek çok yanlıştır. Evet, evleneni Allah sever. Evleneni, evlenene, ev yapana Allah yardım eder hadistir. Anadolu'muzda bu sözdür, hadistir. Evet efendim, evlenmeli hedef insan neslini, ümmeti Muhammed'i
Müslüman nesil çoğaltmak olmalıdır. İşte kadınlar 9 ay 10 gün karnında taşıyor. Kolay değil. Evet. Sonra bir de çocuk hemen her şeyi yapamıyor ki. Annesine bakımına muhtaç. En az 2-3 sene başından ayrılamıyor. Gece uykusunu terk ediyor. Zor. Ondan dolayı Amerikalı kadınlar çocuk yapmıyor. Evet. Resmen kayıtlar böyle. Amerikalı kadın devlet ne kadar teşvik etse, evlenenlere maaş bağlasa, özel doktor verse bile evlenmiyorlar. Çocuk yapmak zor. Dışarıdan gelenler çocuk yapana çok devlet para verdiği için, teşvik primleri aldığı için hep yabancılar evleniyor. Onun için Amerika'da nüfusun %50 yabancı. Aynı durum Avrupa'da da var. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından, Fransız Cumhurbaşkanı'ndan dinledim televizyonda. Fransız kadını çocuk yok, yabancılar iktidara gelecek diye 3 defa televizyonda konuştu. Evet. Çocuk yapmıyorlar. Onun için yabancılar %50'ye dayandığı için yabancılar düşmanlığı var şimdi. Tabii Papa kurnazlıkla Müslümanları kovdurmak istiyor. İslam düşmanlığı var. Şu anda okuyorsunuz gazetelerde. Nüfus güç demektir. Kudret demektir. İslam, Müslümanlar güçlü olmalıdır. Allah'ın dini güçlüdür de. Ama her şey bir sebebe bağlanmıştır. İslam'ın izzetini kim savunacak? Müslümanlar. Müslümanlar çoğaldıkça, güçlü oldukça Allah memnun olacak. Onun için evlenmeli, çok çocuk yapmayı hedef almalı, bu sıkıntıları göğüslemelidir. Öyle söylüyor Peygamberimiz. Hamilat, hamile mümin kadınlar, validat, analardır. Murdiat, çocuklarını emzirirler, beslerler. Ana sütü gibi de gıda yok biliyorsunuz. Neler yapsalar onun yerini tutacak şey bulamadılar. Evet, çocuğun anasının memesinden emmesi İslam'da bu çocuğun hakkıdır. Emzirmeyen ana çocuğun hakkını yer. Kul hakkıdır. Emzirmeyen ana çocuğunun hakkını mahşerde ödeyecek. Ondan kaçacak. Eylel mefer. Oğlu peşine takılacak kızı. Emzirmediyse o güçlükten dolayı peşine takılacak, hakkımı alacağım diyecek. O da kaçacak. Eylel mefer. Sığınacak yer yok mu? Yok, orada sığınacak yer. Hesap verecek. Evet, iki sene emme hakkı vardır. Vel valitatu havleyni yurdini, evet, havleyni kamileyni. Evet, anneler diyor Allah, çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Çocuğun 2 tam yıl emme hakkı vardır. Müslüman analara hitap ediyorum. Zorluk var, bilmem ben gezmeye gidiyorum, bilmem işime engel oluyor diye çocukları erken ayırırlarsa sütten, çocuğun hakkına girerler. Kul hakkıdır, hesap verecekler. Hastalık o ayrı, hastalık özür ayrı. Böyle bir şey yoksa evet, çocuğun hakkını yerler. 2 tam yıl, 2 tam yıl. Kur'an-ı Kerim'de vel validat yurdina evladahun havleyn kamileyn limen arada en yutimma rida'a. Kur'an-ı Kerim'in bu şeysidir, ayetidir. Evet, hamileliğin en az süresi 6 aydır. 6 aydan evvel çocuk yaşamaz. Genel olarak böyledir. Çocuk ana karnında 9 ay yoğun kalır. Daha fazla kalanlar da var, istisna. Onlar kaideyi bozmuyor. Kaide budur. Evet, ve doğduktan sonra da çocuklarını 2 tam yıl emzirirler, bir hastalık özür yoksa. Bu çocukların hakkıdır. Kur'an-ı Kerim böyledir. Onun için şimdi söyleyecek. Hamile kadınlar, anneler, çocuklarını emzirilen kadınlar. Evet. Efendimiz bunları sayıyor. Rahimat.
merhametlidirler. Evet, gece yorgun argın yatsa bile çocuk dedi mi gece kalkar yorgunluğuna rağmen. Evet, uykusuzluğa rağmen ana yüreğidir, dayanamaz. Allah ona bu merhameti, şefkati vermiştir. Çocuğunun ağlamasını susturmak için kalkar, onu bağrına basar, emzirir. Son derece merhametlidirler. Ne diyorsun sen? Şöyle başına sıkıntı gelir, başına bir felaket gelirse, ağlarsa anan ağlar diyoruz. Dini bir sözdür. Evet, analar böyle merhametli, şefkatli analardır. Başkası yalancıktan ağlar. Ana derinden ağlar. Gerçekten severek, şefkatinden rahimet, rahimet. Onlar çocuklarını son derece şefkatle severler. Bi evladihinne, evlatlarını. Evet, bunlar, evet, fehunne hayrat, mübarekat, hayırlı insanlardır. Çocuklarını böyle şefkatle sevdikleri için, her türlü fetakarlık katlandığı için hayırlı kimselerdir. Mübarek kimselerdir. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Lev la ma ye'tine ila ezvacihinne dehale musalliyatihinne el cenne. Çocuklarına bu hamilelik sıkıntılarına, besleme büyütme sıkıntıları zar iştir. Buna kadılan kadınlar şefkatleri, merhametleri dolayısıyla eğer bir de kocalarına isyan etmeseler, kocalarına eziyet etmeseler, evet, dehale musalliyatinnel cenne, doğru cennete giderler diyor güzel peygamberimiz. Çocuk yapmayan, çocuk yapmaktan kaçınan mümin kadınlara duyuruyoruz. Doğru cennete giderler, sorgusuz sualsiz. O zahmetlere katlandığı için, İslam zürriyeti çoğalsın diye bu niyetle çocuk yaptığı için, çocuklarını güzellikle, güzel şekilde büyüttükleri, emzirdikleri için dehale musalliyatinnel cenne, evet, doğru cennete giderler diyor güzel peygamberimiz. Allah'ın lütfu onlara, bu çocuklara bakma eziyetlerine karşılık. Evet, şimdi dünya devletleri bizden korkuyor. Neden korkuyor? Elhamdülillah dünyanın en genç nüfusuna sahip olan ülkeyiz. Dediğim gibi Amerika'da, Avrupa'da kadınlar çocuk yapmıyor. Bizde de çocuk çok, genç çok. Nüfusun yarısı genç. Ötleri kopuyor, yarın başımıza bela olacaklar gibi. Neden? Biz Fatih olduk, kanuni olduk, devir açtık, yumruğu vurduk kafalarına ya, kuyruk acıları var. Gene öyle olacaklar diye ötleri kopuyor. Evet, bunlara karşı müminler evlenmeli, çoğalmalı, analar çocuk yapmaktan kaçmamalı. Bir müminin hedefi cennete girmek, cennette Allah'ın rızasına, rahmetine kavuşmak, Allah'ın sevdiği kimse olmak. İşte bak ne diyor Efendimiz, eğer kocalarına da eziyet etmeseler, onlara dini görevlerini aksatmasalar, onlara huzursuzluk çıkarmasalar, bu çocuk yapmalarından dolayı doğru cennete giderler diyor. Evet. Şimdi ötekiler cennete gitmeyecek mi? Hayır, öyle bir şey söylemedik. Mümin olan cennete gider. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen, bunun kalben tasdik eden mümindir. Ne yaparsa yapsın, bu imanını kaybetmediği sürece cennete namzettir. Ama öteki evlenen, bu çocuk büyütmeyi bu maksatlarla, niyetlerle kendine şey edilmiş olan, prensip edilmiş olan mümine kadın, ailesine de huzursuzluk çıkarmayan kadın doğru cennete gider. Öteki işlediklerinden hesap verir, ödedikten sonra gider imanı sebebiyle. Doğru cehenneme, cennete gitmek istiyorsa, sıkıntıya girmek istemiyorsa çocuk yapsın. Çocukları büyütsün, onların terbiyesiyle uğraşsın diyor Efendimiz
namaz kılsın. Evet. Dahale müsalliyatinnel cenne. Namazını da geçirmesin. Kocasına da ikide bir zırıltı çıkarmasın. Çocuk yapan kadınlar doğru cennete gider diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbni Hanbel Tabarani Hakim Müstetekin'de Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'tan İbn-i Mace evet aynı şekilde nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Hubbu Ebu Bekir ve Umar sünne. Evet. Ebu Bekir'i sevmek, Ebu Bekir Sıddık. Evet. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir. İlk olgun Müslüman. Efendimiz'e peygamberlik geldikten sonra Tur Dağı'nda evet 610 miladi tarihinde Efendimiz görev aldıktan sonra çok heyecanlı gelmiş eve. Hatice anamız demiş bir şey, ne oldu sana? Böyle böyle demiş, sen güzel adamsın demiş. Allah seni seviyor, güzel işi olmuş demiş, peygamberlik görev verildi. İlk inanan Hazreti Hatice'dir. Kadınlardan ilk inanan insan olarak Hatice'dir. Radıyallahu anha validemizdir. Ondan sonra erkeklerden, olgun erkeklerden ilk Müslüman Ebu Bekir'dir. Çocuklardan ilk Müslüman olan Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Evet, şimdi Ebu Bekir Efendimiz çok zengin, akıllı bir adam. Herkese iyilik ediyor. Yumuşak bir adam. Herkes seviyor. Müslüman olunca demişler, atalarımızın dinini bıraktım. Niye böyle şey olur mu? Filan. Bir şey de diyemiyorlar. İyilik görmüşler. Nihayet Miraç olayı olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi kendisi öyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de de var. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Şimdi Yahudilerin tasallutu altında Kudüs, Mescid-i Aksa. Bir gece Habibini, Kur'an'da ayettir, Mescid-i Haram'dan, Kabe'den aldı Allah Burak'la, Cibril'le onu Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e getirdi. Oradan Miraç ile Allah'a yükseldi. Bütün sema kapılarını geçti, Allah'la buluştu. Allah'la aralarında hiç vasıtasız konuştu. Emener Resulü Bakara Suresi orada bize hediye edildi. Ümmeti Muhammed'e kolaylıktır. Eskiden unutarak bir yanlışlık yapsan cezasını çarptırılıyordun. Hataen kastın olmasa bile bir yanlışlık yapsan cezası vardı. Ama Rabbena la tuahizna in nesina ev ahta'na. Unuttuksa, yanıldıysa bizi hesaba çekme ya Rabbi. Tamam demiş Allah. Ümmet-i Muhammed'e kolaylık gelmiş. Eskiden Yahudiler malının dörtte birini zekat veriyorlarmış. 4 milyonu olan 1 milyonu zekat verecek. Biz 40'ta birini veriyoruz. Kolaylık hep. O Miraç gecesinde Peygamberimizin aşkını Allah onları verdi bize. Öyle Miraç gecesi. Şimdi o zaman uçak yok, füze yok, otomobil yok. Efendim, yaya gidiliyor çölden, Mescid-i Haram'dan Efendimiz Kudüs'e gittim. Oradan da sema katlarını geçtim. Allah kabul etti beni, aramızda kimse yoktu. O zaman işte Efendimiz ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün tahiyeler, selamlar Allah'a mahsustur buyurmuş Efendimiz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Cenab-ı Hak da ona selam senin üzerine olsun. Efendimiz bizi ne kadar seviyor bak. Özel meclistir. Hiçbir kula nasip ol, peygamberler dahil nasip olmayan özel meclistir bu. Hiçbir peygamber buna ermemiş. Bizi o kadar seviyor ki
Ya Rabbi demiş, yalnız bana değil. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Ümmetime de olsun selam, selamet. Salih kullarına da olsun. Bu Ali Cenaplık karşısında evet, melekler, meleği âlâ muazzam heyecanlanmışlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demişler. Böyle Ali Cenaplık. İşte oradan gelmiş Peygamberimiz Ayşe anamız radıyallahu anh validemiz buyuruyor ki yatağı soğumadı diyor. Nasıl olur ya? Mekke'den Kudüs'e gidecek. Oradan da sema katlarına, 7 kat semayı açacak. Ve gelecek, daha yatağı kurumamış. Olacak iş mi bu? Koşmuşlar Ebu Bekir'e. Ebu Bekir demişler, Peygamberimiz haber vermiş. Buna da mı inandın? Akıllı adam ya. Seviyorlar fakat bir türlü putları terk etmiyorlar. Atalarımız buna tabi oldu diye. Demiş ya, ben bundan ötesine de inanıyorum demiş. Cenneti görmedim, inanıyorum. Cehennemi görmedim, inanıyorum demiş. Bunu hayda hayda, o ne dediyse kabul deyince Cebrail demiş ki onun adı Sıddık'tır. Garazsız, ıvasız, neden, niçini sormadan Peygamberimizin peygamberliğini tasdik eden adamdır o. Adı onun için Sıddık'tır radıyallahu anh. İşte bu Ebu Bekir'i sevmek ve Ömer'a. Bu Ömer'a, Ömer'i sevmek. Ömerül Faruk, adaletin yeryüzünde ilahi adaletin timsali. Gavurlar da söylüyor bunu halen. Yeryüzünde ilahi adaleti, ki onlar tabii hukuk derler ona, uygulayan adamdır Ömer diyorlar. İkinci adam yok. Evet, hiç adalet şaşırmamış Ömer zamanında. Bu adaletin kurbanı olarak da şehit oldu zaten. Evet, bu Ömerül Faruk, hakkı batıldan ayırdığı için onun da lakabı Faruk, hakkı batıldan ayıran. Evet, benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu diyor. Öyle muazzam bir adam Ömer. Ama peygamberlikte Hatemün Nebiyin benim diyor. Allah o işi kesti. Öyle Ömer. Bunları sevmek sünnetün. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu seviyor. Ben onları seviyorum. Benim sünnetimdir. Kim onları severse beni sevmiş olur. Beni seven Allah'ı sevmiş olur. Hadisler böyle. Kim onlara buğz ederse buğzuhuma küfrün. Onlara buğz eden de küfre düşer. Hadis böyle efendim. Evet, hadis böyle. Ama bu Yahudiler, Hristiyanlar, İslam düşmanları Müslümanları parçalamak için yaptılar. İslam alemini çeşitli felsefik fikirlerle, şunlarla, bunlarla parçaladılar. Bugün İslam aleminde ben de o toplantılara ne yapıyorlar da öğrenmek kastıyla girdim, kulağımla duydum. Ebu Bekir'e lanet okuyorlar. Ömer'e lanet okuyorlar. Osman'a radıyallahu anh lanet okuyorlar. Muaviye'ye lanet okuyorlar. Bağırıyorlar yüz binler. Çarşaflı, sakallı, göbeğine kadar. Ama onlara yüz binler toplanıp lanet okuyorlar. Peygamber ne diyor efendim? Ebu Bekir, Ömer'i sevmek benim sünnetimdir. Buğz etmek küfürdür diyor. Evet, biz de bu hadisi efendimizi benimsiyoruz. Elhamdülillah, buna ehli sünnet denir. Kur'an ne diyorsa, peygamber ne diyorsa onu esas alır, onun dışına çıkmaz. Ehli sünnet derler buna. Biz de elhamdülillah 9.26'da toptan Müslüman olmuşuz. Türkler olarak Karahanlılar döneminde ehli sünnet yolunu seçmişiz. Hanefi mezhebini seçmişiz. Sonra Selçuklular devri var. Aynı usul devam etmiş.
ama bizde taassup yoktur. Ehli kıble tekfir olunmaz. Ehli sünnet itikadına göre bir adamın bayram namazını kıldığını gördünüz mü ehli kıble demektir. Kafir diyemeyiz. Kim kafir derse küfür üstüne çullanır diyor Peygamberimiz. Öyle toleranslı bir yolumuz var. Ehli sünnetin yolu budur. Ama onlar kulağımla duymuşumdur. Ebu Bekir, Ömer, Osman'a lanet okuyorlar. Bağıra bağıra yüz binler haykırıyorlar. Fakat namaz kıldıkları için gavur diyemiyoruz. Fakat görüyorsunuz Peygamber ne diyor? Ebu Bekir'i, Ömer'i sevmek benim yolumdur. Evet, meşru yoldur. Peygamber yoludur. Ve buzuhuma küfrün. Onlara buğz etmek küfürdür diyor. Evet. Yine bir hadis-i şerifte Hazreti Enes radıyallahu anh'tan Hubbu Ebu Bekir ve Ömer iman. Ebu Bekir ve Ömer'i sevmek imandır. Ve buduhuma nifak. Münafıklıktır. Bir hadis böyle. Evet. Onlar hakkında ne kadar güzel söz söyleseniz azdır. Öyle muazzam insanlardır. Onlar aleyhinde de tek şey konuşamayız. Ve hubbul ansar imanın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilkin Hatice anamız inandı. Sonra Ebu Bekir, sonra Ali. 40. Müslüman Ömer. Bunlar çoğaldılar. Çok eziyet ettiler Mekkeli müşrikler. Bir ara Habeşistan izin verdi. Dayanılmaz acılar çektiler için. Sonra geldiler gene çok artırdılar. Allah izin verdi Medine'ye. Hicret ettiler. Bütün mallarını, mülklerini din uğruna, evlerini, baklarını, mağazalarını din uğruna hepsini bıraktılar. Don gömlek Medine'ye geldiler. Evet. Medine'ye geldiler. Yiyecek içtikleri yok. Tarlaları yok, bahçeleri yok. Medine'deki Müslümanlar onlara kucak açtılar. Evimizin yarısı senin, tarlamızın yarısı senin, paramın yarısı senin dediler. Onun için onlara ensar denildi. Allah'ın yardımcıları dendi. Evet, o ensarı Allah çok sevdi. Onun için ve hubbul ensar Medine'li Müslümanlar peygamberimize ve ilk Müslümanlara kucak açan Allah'ın ensar dediği kimseleri sevmek imanın imandır. Ve buduhum küfrün. Onları buğz etmek de küfürdür. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kucak açtılar. Ve nasaruhu. Ona yardım ettiler. Ve bezelül cehde fî raf'il menar İslam. İslam'ın nurunun yayılması, İslam sancağının dalgalanması uğrunda, yolunda, yükselmesi uğrunda var güçleriyle çalıştılar. Hiçbir engel tanımadılar. Açlığa, susuzluğa katlandılar. Bedir Harbi budur. Ramazan günü yalın ayak 73 kilometre müşrikler çarpışmak için hadi dedi, hiç kaçmadılar. Oruç, Ramazan günü 60 derece sıcak. Sıkı ise yürü hadi bakalım. Hiçbirisi ayrılmadı. Evet. Bedir'de de öyle senin bildiğin gibi güzel soğuk sular yok. Keskin kayaların olduğu bir yere konuşlandılar. Efendimiz sabaha kadar yalvardı Allah'a. 313 kişi ya Rabbi dedi. Bundan başka yeryüzünde sana Allah diyen yok. Sabaha kadar ağladı. Gözyaşı döktü, yalvardı, uyumadı. Allah da Kur'an-ı Kerim'de hemen muazzam bir yağmur yağdırdı oraya. Yakındaki kum tepelerinden o muazzam yağmur güzel o haşeş gibi kumları aldı. O kayaların sert testere gibi keskin kayaların üstünü örttü. Çukurlar su doldu. Yorgun argın yattıkları o serinlikte öyle uyudular. Peygamber dua ederken oldu bunlar. Sabah ezanında Bilal Habeşi yanık sesiyle ezan okudu. Kalktılar.
sabah namazı kıldılar. Bir baktılar ki oh, o keskin kayla, yalın ayak çünkü. Nasıl basacak? Harp edecek orada. Kadife gibi kum. Sularda, çukurlarda su dolmuş. Moraller 1500. Efendimiz namaz kıldırdıktan sonra bir nutuk atmış. Şahbazlarım, yiğitlerim, gün bugündür diye. Aynı Fatih de öyle kazanmış İstanbul'u. Peygamberin izinden giden Fatih olur. Evet, Bizans yıkılmaz diyor bütün tarihler. O surlar falan, o zaman top gülle mülle yok. Yıkılmaz, onlar da garanti biliyor. Ama Fatih 52 gün hiç uyumamış. Aynı peygamberin Bedir'de uyumadığı gibi sabahlara kadar gözyaşı dökmüş. Rumeli Hisarı'nda Muhammed yazdırmış. Hisar kaleye Muhammed ismi. Aa, şurada var görüyorsunuz. Allah, Ebu Bekir, Ömer, Osman diye tepemizde var Muhammed ismi. Onun gibi giderse bakınız, dağlara taşlara peygamberimiz adını yazmış, gönlünden hiç çıkarmamış. Onun İstanbul'u alan kumandan, ne güzel kumandan, asker ne güzel asker dediğine erişmek için 50 gün yalvarmış. Allah ona top yapmayı ilham etmiş, top yapmış, surları duman etmiş, İstanbul'u almış. Aynı Bedir'deki gibi peygamber hiç uyumamış, kazanmış. Fatih de uyumamış, kazanmış. Kanunu da öyle. Öyle filmdeki gibi değil. Yanlış gösteriyorlar. Evet, kim peygamberi severse onun size okumaya çalıştığımız güzel sözlerin hayatta kendini prensip edinirse aziz olur. Aziz olur. Allah onu sırtını yere getirmez. Evet, Ansar da işte böyle, onları sevmek imandır, buğz etmek küfürdür. Ve hubbul Arap iman ve buğzun küfür. Şimdi milliyetçilik akımları doğmuş. Şovenizm deniyor Avrupa'da. Bunlar hep Yahudi oyunu. Kendileri en büyük ırkçıdır Yahudilerin. Yahudi olsanız, Fransız'dan duydum, Müslüman şey, Yahudi olmuş, Yahudi ile yan yana oturtmamışlar. Çünkü Yahudiler kendini Allah'ın oğlu, Allah'ın nesli kabul ederler. Ötekiler ırgattır, köledir, Yahudilerin kölesidir. İnançları böyledir. Yahudi olmasına rağmen Yahudi ile yana oturtturmamışlar, aşağı insan diye. Bunu Yahudi olandan duymuşuz. Evet, böyle bir ırkçılık. Bu dünyada ırkçılığı çıkardılar. Şovanizm. Milleti birbirine yedirdiler. Arap düşmanlığı yaydılar. Peygamber'e düşmanlık sağlamak için. Efendimiz de bunları bir gördüğü için önceden Arap'ı sevmek iman, buğz etmek küfürdür diyor. Tabii peygamberimiz Arap'tır. Kur'an Arapçadır. Tabii bu her Arap'ı değil. Ebu Cehil de Arap'tı. Onu seveceğiz mi? Hayır. Ebu Leheb de peygamberin öz amcasıydı. Arap'tı. Seveceğiz mi? Hayır. Peygamberin yolundan giden. Onlar, Efendimiz onlara mensup olduğu için seveceğiz. Aleyhlerine konuşmayacağız. Buğz etmeyeceğiz. Yoksa yanlış yollara girmiş oluruz. Bu hadis bununla ilgili. Evet. Ulu orta bilmeden, etmeden konuşmayacağız. İşte bunları İslam'ı birbirine düşürmek için İngilizler Arapları bize düşman etmişler. Evet, bu kitabın yazarı Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi Hazretleri hacca gitmiş, Kahire'de kalmış. Orada hemen şeyi açmış, medreseler açmış. Ve İngilizler bütün Arapları aleyhimize döndürmüşler. Parçalamak için kandırmışlar. Onu tamir etmiş kaldığı sürece. Hayır, biz kardeşiz, Müslümanız diye. Bu Hristiyanların, Yahudilerin işi bu. Müslümanları parçalamak. Efendimiz bunlara dikkat çekiyor. Onlara şey etmeyin, siz akıntıya kürek çekmeyin. Evet, buna göre dikkatli davranın sadedinde bu hadisleri önceden söylemiş. Onun için Kur'an Arapçadır. Arapçayı öğrenmemiz lazım. Çünkü Kur'an'ı öğreneceğiz. Kur'an da bizim imanımızın esaslarını, dünyada uyacağımız kuralları öğretiyor. Ahiret nizamını bize gösteriyor. Arapça, onu öğreneceğiz.
Kur'an'ın emrini öğrenmek için, evet, ondan dolayı rastgele değil, bilinçli şuurlu, arz ettiğim gibi Ebu Cehil Arap diye onu sevmeyeceğiz. İmanda, İslam'da, ahlakta peygambere tabi olanları seveceğiz. Aleyhine konuşmayacağız. Yabancı kafirlerin kışkırtmasına kapılmayacağız. Efendimiz bunları görmüş, önceden uyarıyor. Bu hadis o sadette irat buyurmuş. Evet. Böyle çok hadisleri var. Hubbu Ali ye'külü zünub. Şimdi Efendimiz peygamber tabii. Bunları görünce insan ne kadar hayranlığı artıyor. Şimdi biliyorsunuz İslam aleminde Sünni mezhepler var, Şii mezhepler var, şu var, Mu'tezile var, Kaderi var. Hep bunların sebebi Yahudilerdir. İslam düşmanı Hristiyanlardır. Müsteşriklerdir. Kandırmışlar. Müslüman kılığına girmişler. Mesela bana Tayyip Okuç rahmetullahi aleyh hocam, değerli alimdi, ağzından duydum. Bu devrin en büyük İslam bilgini, İslami ilimler bilen adam demişti, bir Yahudi. Evet, Yahudi. Adam Yahudi, karısı da Yahudi. Derdi İslam'ın çürük yerlerini bulacak. Onun için Kur'an okumasını biliyor, göbeğine kadar sakallı, iyi Arapça biliyor. İslami bilgileri sonuna kadar öğrenmiş. İslam arasına girip Müslümanları şey edecek. Onun incelerken demiş ki, ya Tayyip Bey demiş, ben eksik bulamadım İslam'da, düşünmeye başladım. Hanımım bunu görünce beni İslam araştırmasını yasakladı, Müslüman olacak diye. Nasip olmayınca bunu ağzından duydum. Arkadaşı en büyük İslam bilgilerinde en birinci adamdır demişti. Bugün de çok iyi bilirler ama İslam parçaladılar. İşte böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Ebu Bekir'i Müslümanlar seçimle halife yaptılar. Ondan sonra Ömer'i seçimle halife yaptılar. Ömer'den sonra Hazreti Osman'ı da seçimle halife yaptılar. Ebu Bekir yalancı peygamberlerle uğraştı. Peygamber arkasından bir sürü adam, ben de peygamberim diye ortaya çıktı. İnsan topladı. Çünkü peygamberimizi öylesi seviyorlar müminler. Herkesin de derdi insanları elini öptürmek. İnsan ruhunda var bu. O maksatla hepsini tepeledi. Hazreti Ömer devlet teşkilatını kurdu. Adliye teşkilatını, belediye teşkilatını, ordu teşkilatını, hariciye kurallarını koydu. Askerlik teşkilatını kurdu, devleti teşkilatlandırdı. Yeryüzünde parlamentizm, bugün dille seçim olduktan sonra meclis var, hakim var, yargı, işi meclis, değil mi? İdare, hükümet, bugün kuvvetler ayrı prensibi yok mu? Bunu adı şimdi konmuş ama bunu uygulayan adam Hazreti Ömer'dir. Savaşa çıkmak istiyor. İran'a gidecek. İran'daki o ateşe tapanları tepeleyecek. Halife olunca Mescid-i Nebevi'de olan Müslümanlar, meclis o. Şimdiki bir büyük millet meclisi yok. Hayır demişler, gidemezsin. Ömer'e, şeytanın korktuğu Ömer'e demişler, hayır gidemezsin. Sen gidersen biri gelir halifeyim der, millet birbirini girer. Sen gidemezsin demişler. O koca Ömer meclisin kararına boyun eğmiş, gitmemiş. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı göndermiş. Birisi Ömer'den alacağım var sana da dava açmış. Hakim, kadı. Demiş sen Ömer demiş halifesin, gel yanıma otur. Bir kızmış Ömer. Ben demiş şu anda halife falan değilim. Bir davalıyım demiş. Adam benden hakkını arıyor. Sen ne biçim kadısın demiş. Bir daha bir hata yaparsan kellen uçururum. Böyle. Sen beni niye kayırıyorsun diye. Yargı bağımsız diyorsunuz ya, buyurun. Evet, bunları yerleştirmiş. Hazreti Osman da fetih yapmış. Kuzey Afrika fethedilmiş, Azerbaycan fethedilmiş Hazreti Osman, ama İslam büyüyor. Yahudi rahatsız. Abdullah ibn Sebe adında İslam'ı çok iyi bilen, Kur'an'ı ezberlemiş, Arapçayı mükemmel, göbeğini kadar sakallı. Bu hak Ali'nindi.
Ebu Bekir gasp etti, Ömer gasp etti, haksız yere zulmetti. Osman zaten hep akrabalarını tayin ediyor. Vali onları yapıyor, kumandan onlardan yapıyor. Milleti kışkırtmak için ortaya düşmüş. Göbeğli kadar sakallı, namazlı, abdestli, her şeyi biliyor. Medine'de tutunamamış, Mekke'de tutunamamış, Mısır'da Kahire'de tutunmuş. Milleti kandırmış, ordu geldi, Osman'ı şehit etti biliyorsunuz. Ondan sonra da işte Ali taraftarları, karşı taraftan başkalar, Hazreti Osman'ın taraftarları birbirine girdiler, İslam'ı birbirine vurdurdular. Çeşitli mezhepler doğurdular. Evet efendim. Onun için bunları görmüş Peygamberimiz Hubbu Ali ye'külü zünub. Ebu Bekir'i sevmek imandır. Ömer'i sevmek imandır dedi ya. Hazreti Ali'yi sevmek de günahları yok eder. Bitirir. Kemâ te'külün nâru el hatab. Ateş odunu tükettiği gibi Ali'yi sevmek günahları yok eder, kül eder. Çünkü Hazreti Ali'ye çok kızanlar da var. Emeviler. Evet. İkiye bölmüş işte bu Yahudi ve Hristiyan diğer İslam düşmanları. Bunlar görmüş. Ebu Bekir diyor böyle, Ömer böyle, Ali böyle. Sakın onların aleyhine davranmayın. Evet, birbirinize girmeyin sadedinde bunları söylemiş. Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, Sa'd'dan öyle diyor Hazreti Ali'ye. Ente minni bi menzileti Harun. Ey Ali, sen bana Harun gibisin. Musa aleyhisselam Firavun'a giderken Harun yanında, kendi istedi. Ben düzgün konuşamıyorum dedi. Bana bir yardımcı ver. Harun aleyhisselam verdi Allah. Evet, sen de bana Harun gibisin Ali. Harun min Musa illa ennehu la nebiyye ba'di. Olacakları biliyor Peygamberimiz. Ancak demiş, o Harun peygamberdi. Benden sonra peygamber yok Ali. Peygamber Hazreti Ali, Allah diyen var. Peygamber diyen var. Evet, bir keresinde atla geziyormuş halife olduğunda. Bir tanesi gitmiş, ente hu demiş Hazreti Ali'ye. Ve men huve. O hu dedin kim demiş Hazreti Ali. Atta ente Allah demiş o bedevi. Sen Allah'sın deyince, atın bunu ateşe demiş, atın, yakın bunu. Yanıyor herif ya da sen beni tasdik ediyorsun diyor. Çünkü Allah günahkarları yaktığını söyledi Kur'an'da diyor. Hala bak sapıklıktan dönmemiş. Öyle bozmuşlar İslam alemini. Bu müsteşrikler, Yahudiler, Hristiyan, İslam düşmanları. Öyle diyor Ali, tamam sen diyor Harun gibisin bana ama diyor. Seni sevmek günahları yok eder ama diyor. Peygamber değilsin aa diyor. O peygamber değil, evet. Böyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gene Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, vellezî felakal hayye ve evet hubbe ve ber'el neseme li ahdi nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi'l ümmi illa en la yuhibbu illa mümin. Evet, Hazreti Ali diyor beni ancak müminler sever. Ve la yubgidunu, beni ancak illa münafıklar bana buğz eder. O da böyle, onu da biliyor. Büyük evliya. Evet. Ali ibn Ebi Talib minni. Peygamberimizin sözü bu. Hazreti Ebu Talib oğlu Ali bendendir. Ve ene minhu. Peygamberimiz, ben de onlarım. Evet. Ve huve veliyyü likküllüm mümin. Hazreti Ali her müminin velisidir. Evet, böyle hadisleri var. Kimin ben mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Evet. Böyle şeyler var. Efendimizin bunlara bakarak Hazreti Ali'nin aleyhinde olan çok var. Hayır, olmaz. Ama ona peygamber o da olmaz. Biz işte bunlara bağlanırız. Ehl-i sünnet yolu budur. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bakın Ömer, Ali burada var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali burada var. Bu aziz millet Efendimizin bu sözlerini kendine şiar edinmiştir, prensip edinmiştir.
camilerini bunların adıyla süsler. İşte bu Süleymaniye'de olduğu gibi Anadolu'nun neresine cami yapılsa bunlar yazılır. Biz Efendimizin yolundan ayrılmayan aziz milletiz. Asla onlara kesinlikle aleyhlerini konuşmayız. Onları olduğundan fazla da görmeyiz. Büyük insanlar, güzel insanlardır ama Tanrı falan asla değildirler. Ebu de hain değildir, Ömer de hain değildir. Onları da severiz, onu da severiz. Güzel yol budur. Hacca gelen bakıyorsun adam ayağının altına Ömer yazmış. Çiğniyor onu, o kadar düşman Ömer'e. Ben de bulundum aralarında. Lanet okuyorlar, bağırıyorlar. Ya biz o taşkınlıklara gitmeyiz. Allah bizi istikametten, imandan, Kur'an'dan, güzel peygamberimizin güzel yolundan ayırmasın inşallah. Evet. Bu ehl-i sünnet itikadı denir buna. Aşırılıklardan uzak. Bu bilgileri edineceğiz. Şimdi televizyonlar vesaire vasıtasıyla çeşitli fikirler evimizin içine giriyor. Çoluğumuzu, çocuğumuzu uyaracağız. Her şeyi Efendimizin ifadesine göre, Kur'an'ın hükümlerine göre yerine koyacağız. Taşkınlık yapmayacağız. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu. الحي القيوم واتوب اليه فاتحه شريفه مع البسمله الشريفه الحمد لله رب العالمين ما امكن الدنيا كلام بشكل صحيح مستقيم صراط المنزل üçer salavat-ı şerife Allah'ımıza mirer elem neşrah leke şerif ma'al besmele-i şerife on birer ihlas-ı şerif besmele ile beraber Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahmetullahi ve berekatuhu. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz süver-i celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, cümlesinin ehli beyt, ehli ashab ve etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine, bil cümle ahirete ithal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız
Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin ervahına, burada bulunan bizlerin, ahirde göçmüşlerimizin ervahına, bu cami-i şerifi yapanların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba mevzin kayyum cami müslüminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şühada, müminatın, bu aziz vatanı bizler hediye için halen dinimizi, imanımızı, namusu korumak uğruna şehit olan, sıkıntıya katılan şühada ve kuzatın ervahına, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirmek için camiler, hanlar, hamamlar yapan ashab-ı hayratın ervahına arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip mümürlerin ervahına hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenate tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Bizi imandan, İslam'dan, Kur'an'dan ayırma. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı görüp batıldan uzak kalanlardan eyle. Bizi salihlerden, muttakilerden, vera sahibi güzel müminlerden eyle ya Rab. Aziz vatanımızı her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'i aziz eyle, İslam'ı aziz eyle. Kafirlerin, münafıkların, satılmışların ve İslam düşmanlarının Müslümanlar arasına saldıkları hileleri, desisileri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Kafirleri, İslam düşmanları zelil eyle ya Rab. İslam'ı Müslümanları aziz eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Affınla, ihsanınla, lütfunla, kereminle muamele eyle. Ya İlahi'l Alemin, hastalarımıza şifa lütfeyle. Dertte olanlarımızı deva ihsan eyle. Borçlularımızı edalar nasip eyle. Zor durumda olanlarımıza genişlik ihsan eyle ve İslam düşmanlarına terbiye etmek için, Müslümanları kırdırmak için kafirlerin oyunlarına alet olanlara da ya Rabbi hidayet nasip eyle. Bununla uğraşan askerlerimize de zafer ihsan eyle ya Rab. Hakkı görüp hakka teslim olanlar ve iman yolundan istikamet üzere olanların arasında olmaktan bizi de ayırma. Yanlış yollara düşürme. Çoluğumuzu, çocuğumuzu hidayetten, istikametten ayırma ya Rab. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.